Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Lampadati Corsita adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet, bu videoda dediğim gibi arkadaşlar bu aracı satın alacağız, modifiye edeceğiz ve birazcık da kullandıktan sonra kendi görüşlerimi de ekleyip videoyu tamamlayacağız. Tabii bu süreçte de siz de aracın tüm bilgilerine hakim olmuş olacaksınız arkadaşlar. İlk olarak isterseniz araç hakkındaki temel bilgilerle başlayalım. Aracımız gerçek hayattaki Maserati MC20 adındaki araçtan esinlenmiş bir araç ve bu aracın tüm performans modifiyelerini de yaptığınız takdirde ulaşabileceğiniz maksimum hızı saatte 211.31 kilometre. Şimdi isterseniz arkadaşlar bu aracı nereden bulabileceğinize bir bakalım. Öncelikle internetimizi açıyoruz ve buradan Legendary Motorsport'a giriş yapıyoruz. Zaten bu videoyu çektiğim dönemde izliyorsanız arkadaşlar bu videoyu, bu Corsita aracını en üst sıralarda görebilmeniz mümkün. Gördüğünüz üzere 1.795 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Hemen tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar herhangi bir renk seçiyoruz. Hiç fark etmez. Kırmızı olsun, order diyelim ve ben hızlı bir şekilde bunu öncelikle kendi daireme isteyeceğim arkadaşlar. Aracın gelmesi biliyorsunuz ki birazcık sürebiliyor. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika gibi bir süreyi bulabiliyor. O yüzden öncelikle aracın gelmesini bekleyelim. Daha sonrasında aracımızı alıp hızlıca modifiyeciye götürerek modifiye seçeneklerini bir inceleyelim. Evet, modifiyecimiz de gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Araçta tabii ki bu süreçte geldi arkadaşlar. Her neyse, girelim bakalım ne gibi modifiyeler var. Hep birlikte yapalım. Evet, ilk olarak Armor'a giriyoruz arkadaşlar. Burada herhangi ekstra özel bir durum yok. Diğer araçlar orada olduğu gibi arkadaşlar burada normal Armor upgrade'lerini görüyoruz. Fren sistemine de Race'i takıyoruz tabii ki de. Bunun dışında geri geliyoruz ve buradan da Bumpers bölümüne, Front Bumpers'a bakalım arkadaşlar. Bakalım ne gibi özellikler gelmiş bu araç için. Tabi her aracın bumperları genellikle farklı oluyor arkadaşlar. Bu aracın da gördüğünüz üzere bu şekilde abartılı bumperları da bulunuyor. Ben bu şekilde abartılı bumperları çok sevmiyorum açıkçası. O yüzden birazcık daha böyle orta derecede bir bumper olursa daha hoşuma gidecektir. Hatta bumpersız hali daha hoşuma gidiyor şu an. Ancak yine bir farklılık olması açısından bir ihtimal şöyle bir şey takabiliriz. Her neyse bunu takalım. Bunun dışında rear diffuser'a bakalım. Yani arka kısma bir göz atalım derken burada da bu şekilde şeyler var. Yani bunların arasından da belki sadece şu şekilde farklılık olması amacıyla bu şekilde side fan özelliğini takabilirim. Bunu alalım. Onun dışında engine'e bakıyoruz. Burada herhangi bir şekilde bir değişiklik görmüyoruz. Hemen level 4'e alarak geçiyoruz. Exhaust bölümüne geldiğimizde de bakalım burada ne gibi değişiklikler bulunuyor. Burada çift fan. Genellikle çoğu çift fan gördüğüm kadarıyla ki tek fanlar bunlar oluyor. Yani bunların arasından açıkçası sanırım bunu alabilirim. Güzel gözüktü şu an gözüme. Explosives'e bakalım. Bunlara hiç gerek yok zaten, kullanmıyoruz da. Grill bölümüne bakalım. Burada ızgara kısmını görüyoruz arkadaşlar aracın ön tarafındaki. Yani bu birazcık hava katan bir özelleştirme bence. Yani stok halinden ziyade bu şekilde ızgaralı bir görünüme kavuşması benim hoşuma gider. Dolayısıyla muhtemelen şu güzel gibi, bunu almayı düşünüyorum. Horn kısmına hiç bakmaya gerek yok. Bildiğimiz korn arkadaşlar bunlar. Bunlarla vakit kaybetmeye gerek yok. Lights bölümüne de ekstradan bakmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten bunlar tüm araçlarda aynı olan özellikler, yani ışıklandırma özelliği. Bunun dışında livery bölümüne gelelim arkadaşlar. Belki de en önemli özellik, zira tüm araçlarda farklı oluyor arkadaşlar bunlar. Hemen bakalım. Lower stripe dediği böyle bir şey. White double bu şekilde beyaz çizgiler ekliyor. Siyah çizgiler bu şekilde değişik bir yarış çizgisi ekliyor. Peki siyahını ekliyor. Main mat, yani bu bayağı yarış aracına döndürüyor bu livery. Bu tarz şeyler güzel oluyor. Ancak ben günlük hayatta da kullanabileceğim böyle araca yakışan şeyler daha çok seviyorum arkadaşlar. Dolayısıyla muhtemelen bu olacak gibi. Bu arada arkadaşlar bazı desenler, yani burada gördüğünüz livery'ler sizde gözükmüyor olabilir. Bunlar önümüzdeki dönemde tek tek açılacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben bunlar arasında arkadaşlar muhtemelen en sondakini yapmayı düşünüyorum. Zira çok hoş duruyor bu livery. Bunu alalım. Bunun dışında bakalım. Lost Theft zaten buraya almaya gerek yok. Bunun dışında Mud Cars bölümüne gelelim. Bu da çamurluk ekliyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın, lastiklere şu kısımlarına dikkat ederseniz bu şekilde çamurluk ekliyor. Yani çamurluk eklesek mi açıkçası bilemedim. O yüzden ben çamurluğu eklemeyeceğim. Stokta kalmasını tercih ederim. Place bölümüne bakalım. Place'de çok fazla değişik bir şey yok. Ancak bu şekilde en azından siyah olursa plaka benim daha çok hoşuma gidiyor araçlarda. Respray bölümüne gelelim. Respray'de de aslında çok fazla değiştirecek bir şey yok. Ancak ben yine de metalik bölümüne şu şekilde bir göz atayım. Gerçekten çok da hoş duruyor siyah renkle. Bilemedim şu an, bu birazcık buraya bir göz atayım, olmazsa herhangi birini yapacağım. Ancak kırmızı şu an çok hoşuma gitti. Dolayısıyla muhtemelen kırmızı olacak. Yine de ben şöyle hızlı bir şekilde bakalım hangi renk daha çok yakışıyor. Şu şekilde bakayım. Sarı da çok gerçekten güzel duruyor. Olmazsa sarı da yapabiliriz aslında. Ben tek tek de size şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Belki sizin için de bir fikir olur bu. Hangi rengi yapacağınıza dair. Bu şekilde hızlı hızlı geçin. Bayağı da renk var çünkü. Evet, 74, 75 ve sonuncusu da bu. Olmazsa bunu, sarı da çok hoştu ama ben bunu kırmızıda bırakacağım arkadaşlar. Hatta hiç buraya ellemiyorum, direkt kendi rengi olsun. Bunun dışında secondary color'a, trim color'a vesaire girmeye gerek yok. Roof bölümüne bakalım. Roof bölümünde de bu şekilde karbon GT roof var. Secondary. Bu şekilde tek tek geçeyim ben arkadaşlar. Siz de bu şekilde görmüş olursunuz. Yani bunların arasından açıkçası çoğu birbiriyle aynı gibi dursa da çok ince farklar duruyor. Kimisi karbon, kimisi ikinci rengi uygulayan çatı oluyor. Yani bu tavan kısmı oluyor. Onun dışında ben bu seçenekler arasından sanırım siyah olanı tercih edeceğim arkadaşlar. Karbon şu an güzel
güzel durduğunu düşünüyorum. Bunu alıyorum. Bunun dışında sel fiyatına tabii ki de bakabiliriz. Ancak arkadaşlar bu sel sizin yaptığınız modifiyelere göre bir fiyat biçtiği için bu fiyatı baz almayın arkadaşlar. Yani ben bu aracı ileride satmak istersen bu kadar para alacağım demeyin. Dediğim gibi yaptığınız modifiyeye göre burada bir fiyat gördüğünüz için buranın anlamı o şekilde. Bunu da geçiyoruz. Skirt kısmına bakalım. Burada aracımızın şu yan taraflarına bu şekilde basamak ekliyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Yani bunlar arasından açıkçası dediğim gibi ben çok bu şekilde abartılı şeyleri çok beğenmiyorum. Yani en azından bazı araçlara gitmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu stokta bile bırakabiliriz diye düşünüyorum. Stok kalsın şimdilik. Bunun dışında splitters bölümüne bakalım. Burada bu şekilde kanat ekliyor arkadaşlar yan taraflarına. Yani bunlar arasından da şöyle şu olabilir gibi medium. Çok büyük olmasın. Medium iyidir. Spoiler kısmına bakalım. Ki benim için en sevdiğim özelliklerden biridir arkadaşlar spoiler araçlarda. Çünkü gerçekten çok güzel hava katıyor bu spoiler araçlara. Dolayısıyla buradaki seçenek birazcık üstünde düşünebilirim. Sizlere de böyle göstermiş olayım arkadaşlar. Bu araçlar arasından hangisini yapacağınızı, yani bu spoilerlar arasından. Yani bu tarz büyük spoilerlar benim çok hoşuma gitmiyor. O yüzden şöyle şu tarz böyle çok fazla göze batmayan aracın boyutlarıyla orantılı bir spoiler'ı mesela örneğin bu olabilir. Şu an hoş geldi bu gözüme. Bunun dışında sun strips'e bakalım. Bu da aracın ön tarafında bu şekilde bir güneşlik ekliyor arkadaşlar. Ki bunları daha çok bu tarz yarış arabalarında görüyoruz. Yani tam bir yarış arabası yapıyorsanız atmosfer açısından bunları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak ben şu an eklememeyi tercih ediyorum. Çünkü dediğim gibi bir yarış arabası görünümüne kavuşturmak istemiyorum. Süspansiyonda bu şekilde ben aracımı bu şekilde düşürtmek istemiyorum arkadaşlar. Seviyesini dolayısıyla bunu yapmayacağım. Transmission'da tabii ki de race transmission'ı yapıyoruz. Yani vitesi arttırıyor arkadaşlar. Gücünü arttırıyor. Trunk kısmına da baktığımızda kaput kısmını görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde değişik kaputları görebilirsiniz. Açıkçası bunlar arasından da şöyle bir baktığımda siyah belki olabilir ya da stok da çok hoş duruyor. Açıkçası stokta bırakabilirim. Stokta kalsın olmazsa. Bunun dışında turbo kısmına bakıyoruz. Burada turboyu tabii ki de takıyoruz. Açıksa arkadaşlar bunları mutlaka takın. Çünkü bunlar aracın hızlandırmasını vesaire arttıran özellikler oluyor. Son olarak da wheels kısmına geldik. Yani wheels kısmında çok fazla bakacağımız bir şey yok. Zira stok haricinde arkadaşlar diğer tekerlek yani jantlar arkadaşlar önceden oyunda bulunan jantlarla aynı olduğu için çok fazla bakmaya gerek yok. Ben bunu tercih edeyim şimdilik. Çok fazla üstüne durmamak adına dediğim gibi bunlar zaten oyunda olan jantlar olduğu için ekstradan üzerine düşünmeye gerek yok. Son olarak da buradan ben her zaman bulletproof tires yani kurşun geçirmez tekerlekleri alıyorum arkadaşlar. Mutlaka öneriyorum. Zira dışarıda herhangi bir kişi sıktığında aracınızın tekerlekleri patlamıyor ki bu da kesinlikle güzel bir özellik. Son olarak da Windows'da ben genellikle limo tercih ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde koyu cam her zaman güzel olacaktır benim zevkime göre. Her neyse bunu da bu şekilde aldıktan sonra isterseniz şimdi arkadaşlar yavaş yavaş Los Santos Customs'tan çıkalım ve bakalım yaptığımız modifiyelerle birlikte ki şu an arkadaşlar siz de gördüğünüz aracın tüm modifiyelerini yapmış bulmaktayız. Yani tüm performans modifiyelerini taktık ve şu an aracın en hızlı halini görebiliriz. Bunun için de ne yapsak olmazsa bir otoyola çıkalım arkadaşlar. Öncelikle ben hızlı bir şekilde otoyola çıkayım. Evet şu an çöl yoluna geldim arkadaşlar. Buradaki yolu seviyorum. Gördüğünüz üzere ekranın sol aşağı tarafında da aracın hızını da açtım arkadaşlar. Yardımcı programlar aracılığıyla. Böylelikle bakalım araç en fazla kaç kilometreye çıkabiliyor. Tabii ki bu %100 doğru bir varsayım olmayacaktır arkadaşlar. Ölçüm olmayacaktır. Zira dönemeçli yollarda birazcık hızımız azalabilir. Ancak yine de arkadaşlar ben mümkün mertebe bu şekilde hızlı gideceğim. Bakalım aracımız ne kadar hızlanıyor. Hep birlikte görelim. Evet aşağı yukarı sizin de gördüğünüz üzere arkadaşlar 210 km civarlarında dolanıyor. Tabii ki bu dönemeçli yollar dediğim gibi birazcık düşürüyor arkadaşlar. Ancak genel olarak sanki 211-212 civarları normal hızlar diye düşünüyorum. Şu an tabii birazcık eğimli yolda gittiğimiz için 230'lara çıktı. Ancak aşağı yukarı ben 210 derim arkadaşlar bu aracın maksimum hızına. Bu civarlarda dolanıyor. Güzel bir hızı var arkadaşlar. Bu arada bu araç oyundaki en hızlı 5. araç statüsünde bulunuyor şu an. Yani bu The Criminal Enterprise güncellemesiyle birlikte bu araç eklenmişti hatırlıyorsanız. Ve oyundaki en hızlı 10 araç listesi değiştirdi arkadaşlar bu araç ve 5. sıraya giriş yaptı. Şu an oyundaki en hızlı 5. araç bu araç oluyor. Yani oyunu gerçekten kullanabileceğiniz bir araç. Şu şekilde birazcık yoldan sapma durumlarını da bakayım. Yani aracın yol tutuşu çok mükemmel olduğunu söyleyemem. Bir Krieger değil mesela veya bir Formula 1 aracı kadar iyi değil tabii ki. Ancak genel olarak arkadaşlar hızını da dikkate aldığımız zaman fena bir yol tutuşu da yok arkadaşlar. Ve kesinlikle ben yarışlarda bu aracı kullanırdım. Siz de zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani drift bile yapılabilir bununla genel anlamda. Ancak tabii ki de bu sizin takdirinize kalmış bir durum. O zaman arkadaşlar ufak ufak şurada da aracımızı kenara çekelim. Evet. Evet aracımız bu şekildeydi arkadaşlar. Peki siz bu araç hakkında ne düşünüyorsanız sizce güzel bir araç mı? Siz almayı düşünür müydünüz? Bunları mutlaka yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. O zaman videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı, kanalımı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.